Merhabalar. Aile fertlerinden birinin bakımını yapmanız gerekiyor ve siz full time çalışıyorsunuz. Bu durumda yarım sene iş yerinden ayrılıp aile fertlerinden birine bakmayı bakma hakkınız var. Bunun üzerine biraz açıklamalar getireyim dedim. Burada iki şart var yerine gelmesi gereken. Bir tanesi çalıştığınız yerin 15 kişiden fazla eleman çalıştırıyor olması, yani büyük bir iş yerinin olması gerekiyor. E, i̇kincisi, ikinci şart, aile bakacağınız bakımını üstlendiğiniz aile ferdinin birinci ya da ikinci dereceden akrabanız olması. Bu durumda e, şöyle diyelim, anneniz, babanız, eşiniz ve çocuğunuz. E, bu grubun dışındakiler re izin alamazsınız. Evet. E, peki prosedür nedir? Hemen kısaca ona da gireyim. İlk etapta e, bir dilekçe e, işverene veriyorsunuz. E, burada aile fertlerinin birinin bakımını üstleneceğiniz için bakım e, ayları ay, ayları olarak yarım seneyi e, izin olarak işverenden talep ediyorsunuz. Bu dilekçenin, bu yazının, bu dökümün ekine Miritin işe Dienst'ten aldığınız gut ahtını yani bakım derecesini belirleyen raporu eklemeniz gerekecek ve bunu işverene sunuyorsunuz. E, bu ara muhakkak tarihi de belirleyin. Yani şu tarihten şu tarihe kadar izin hakkımı kullanıyorum diye. Fakat bu tarihi hemen e, ertesi güne değil de, ...bir 10 gün sonraya yapın. Ki işveren de... ...ön hazırlığını yapabilsin. Neticede siz olmayınca... ...işi bir şekil koordine etmesi gerekiyor. İşverenden... E, ...alacağınız yanıt ile... ...yani onay ile beraber... E, ...bu dökümü de... ...Flege Kase'ye yollayarak... E, ...bakım için... ...yarım sene iş yerinden... ...izin hakkınızı kullandığınızı belirtiyorsunuz. Zaten bunu... ...Flege Kase'ye bildirmenizle birlikte... ...prosedür başlatılıyor. Hangi prosedür başlatılıyor? Bu durumda Flege Kase... ...sizin tüm sigortalarınızı... ...ödemeye geçiyor. Hastalık sigortası, emeklilik primleri... ...bunun yanı sıra... ...aylık olarak... ...işveren neticede size parasız... ...izin veriyor. E, sizin... ...aylığınızı... ...net gelirinizin... ...yüzde doksanını... Bakım kazası size ödemeye geçiyor. Ve ee, bunu 6 ay bu şekil yapıyor. 6 ay dolduktan sonra tekrar iş yerine girme durumunuz var. Ee, diyelim ki iş yerine gitmek henüz daha bakımı kimseye bırakamıyorsunuz. Size ihtiyaç var. Ee, genelde bu çocuklarda oluyor zaten küçük çocuklarda. E, bu durumda da familienflege dediğimiz e, bir hak devreye giriyor. E, eğer ki familienflege hakkınızı da kullanmak istiyorsanız iş yerine muhakkak 3-4 hafta önceden haber vermeniz gerekiyor. E, ben familienflege hakkımı kullanacağım. Şu tarihten şu tarihe kadar e, işe gelemeyeceğim diye bir yazı çıkarmanız gerekiyor. Nedir e, familin flaga hakkı? Onu da hemen söyleyeyim. Familin hakkı yaklaşık iki seneden fazla olmuyor. Fakat kombine ederseniz yarım sene ile bir buçuk sene daha evde kalabiliyorsunuz. Lakin bu bir buçuk sene evde kalma durumunda Size ödenen aylık hani %90'ı aylığınızın ödeniyor demiştim az önce. Bu size borç olarak veriliyor. Faiz gelmiyor bu borcun üzerine. Yani 2 yıl sonra iş hayatına döndüğünüzde bu borcu Flege kaseye ödemek zorundasınız. Fakat diğer açıdan baktığımızda Aile bireyine yaklaşık iki sene evde kalarak bakabiliyorsunuz. Şimdi ben hemen şöyle bir toparlayayım: yarım sene izin hakkı, yüzde doksan aylığınızın e, fleyga kasa tarafından ödenmesi. Eğer ki yarım seneden daha uzun evde kalma durumunuz olacak ise bir buçuk sene daha kalabiliyorsunuz. Yalnız bir buçuk sene ödenen Aylık sizden geri talep edilecek bu borç olarak veriliyor. Ee, bunun dışında bir hak daha var. Onu da hemen kısaca belirteyim. Ee, i̇ş yeri ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun 10 günlük bir bakım hakkı değilim. Birdenbire aile fertlerinden birinin bakımını siz üstlenmek zorunda kaldınız ve bir 10 gün koordine etmeniz için. Burada da parasız, burada da izin alabiliyorsunuz iş yerinden ve e, burada parasız izin değil, iş veren o süreci kendisi ödemek zorunda ve e, iş yerindeki çalışan sayısı burada büyük önem taşımıyor. Evet, hoşçakalın, doğru bilgiyle olun.